hasta pratiklerimizde çok sık gördüğümüz bir durum da söz konusu. Özellikle endokrin cerrahisinde, endokrinolog olarak sizler Sinan Bey, hipoparatiroidi, hipoparatiroidi hastalığı. Bu hipoparatiroidi hastalığı hastaları gerçekten ciddi şekilde etkileyebilmekte. Sadece oradan çıkan hormonun getirdiği belirtiler değil, birçok organlarda da ortaya çıkabilmekte. Sinir uyarıları çok artmakta. Hastalar ciddi şekilde bunlarla etkilenmekte. Hipoparatiroidi en çok neden olur ve bunun nedenleri ve tedaviyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Doktor Ahmet Bey. Hipoparatiroidi en çok tiroid ameliyatlarından sonra bir aslında komplikasyon olarak görmekteyiz. Tiroid ameliyatlarından sonra paratiroid bezi çıkarılmamış bile olsa, o dört bezin aslında bir tanesi hatta yarım tanesi kalsa yetiyor, evet. Paratormon salgısı için. Ama bir tane, diyelim ki yarısı korundu, iki tanesi korundu paratiroid bezinin, diğer yarısı çıkarıldı şeyde. O iki tanesi gene çalışmayabiliyor bazen. Hani bunu önceden tabii kestirebilmek... Cerrahinin özelliği, yani şöyle bir sonuç var. Bu tiroide ve paratiroide giden damarların yetersiz olarak paratiroidleri beslemesi cerrahi esnasında yapılan işlemle hipoparatiroide neden olabilir. Ayrıca paratiroidler çıkarılmış olabilir. Spesmende yani çıkartılan parçacık paratiroid bezleri görülebilir. Ve zaten hipoparatiroide cerrahi tiroid ameliyatlarından sonra %5 oranında görülüyor ortalama. Ve bunların çoğu geçici. Yani kalıcı olmuyor çoğu. Belirli bir süre ortaya çıkıyor. Ondan sonra paratiroidler kendini bulduktan sonra yine ama bazı hastalarda kalıcı da olabiliyor ki bunları işte sizin özellikle tedavi etmeniz gerekiyor. Evet ve bu cerrahiden sonra olan en çok bu şekilde en görüyoruz. Doğumsal olanlar var. Hipoparatiroidi ile tiroid agenezisi vardır. Paratiroidler de gelişmemiştir. O şekilde olabilir. Yalancı hipoparatiroidi dediğimiz pseudo hipoparatiroidi var. Burada kalsiyum düzeyleri falan normal. Ama paratormonlar düşük oluyor ve bir de pseudo hipoparatiroid diye bir şey var ki ama yalancı hipoparatiroidi burada aslında paratormon yüksek ama kalsiyum düşük oluyor. Tablo biraz karışık ama sonuçta hepsinin de tedavi yöntemi aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Aktif D vitamini veriyoruz çünkü D vitamini paratormonun katalizörü. Yani şeyde, D vitamini eksikliklerinde paratormon yükselir. D vitamini normalken paratormonunu optimal şartlarda değerlendirebiliyoruz. O yüzden D vitamini, kalsiyum, hatta aktif D vitamini vererek hastanın kalsiyumunu tedavide normal düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Kan değerlerini normal. Kan değerlerini normalde tutmaya çalışıyoruz. Evet. Ama tabii ki paratormon değerini doğrudan düzeltemiyoruz. Sentetik paratormonlar var ama bu indikasyon dışı kullanım oluyor aslında. Bu sentetik paratormon osteoporoz yani kemik erimesi tedavisinde kullanılan bir yöntem. Ama artık son dönemde hastalarda çok yüksek doz kalsiyum ve D vitamini kullanılmak zorunda kalıyorsa hipoparatiroidi hastalarda sentetik paratormon verilerek o kullanılan doz miktarı da azaltılabiliyor. Teşekkür ediyorum.